Selamlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FTG kariyerimizin 68. bölümüyle sizlerle beraberim. Kariyerimize devam ediyoruz. Puan durumuna baktığımız zaman 1. ligin 3.'süyüz. 18 puanımız var. 2.5 yıldız, 3 yıldız gidip geliyoruz. Ne zaman tamamıyla 3 yıldızlık bir takım olacağız bilmiyorum. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Gollerimizi de biraz yükselttik. Son maçlarda ikişer ikişer attığımız için biraz attığımız golü toparlıyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde neler yaptık? Evimizde Ordu 2-0 yenmişiz. Ondan önce deplasmanda Afyon Karahisar'ı 2-0 yenmişiz. Ondan önce de Giresun'u evimizde 3-1 yenmişiz. Evimizdeki maçlarda galibiyet mutluluktur arkadaşlar. Bugün deplasmana gidiyoruz. Rize'ye gidiyoruz. Rize puan durumuna baktığımız zaman 8. sırada. 14 puanları var. 9 maç yapmışız bile ya. İlk yarının bitmesinde bir 6 hafta kaldı. İyi gidiyoruz. Rotasyonu bol bir takımla oynadığımız için oynatacak oyuncuda herhangi bir sıkıntı yok. Hatta hiç oynatmadığımız oyuncular bazı maçlarda yoruyoruz. Araya gençleri serpiştiriyoruz falan. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Bu yapacağımız maçta yağmur varmış arkadaşlar. Yağmurda da faul sayısında artış gözlenir. Ayrıca pas özelliği düşer. Tamam, buna dikkat edeceğiz. Ve Kırmızı Kep Rize maçının hazırlığını şöyle bir yapalım. Kafa maçı. Ama ortalarda paslar düşeceği için ona göre önlemimizi almamız lazım. Mesela buradan buraya havadan atarsam dibin arkasındaki adamla mı kapışıyordu? Şu havadan pasları bir tam anlayabilir miyiz? Yavaş yavaş vermeye başlayacağız çünkü. Başarısız olursa top hedefin yanındaki karelerden rastgele birine gider, biliyoruz. Dahası rakip oyuncular topu kafayla uzaklaştırmayı deneyebilir. Bu da havadan pası pasa göre daha öngörülemez kılar. Tamam. Buradan mesela 80 pasımız var. 30'un üstünde durdurman lazım. Ama aynı zamanda şunun üstünde durdurman lazım. Bu da 30 durduruyor mesela. Eğer arkadaş yüksek durdursa topu direkt o alıyor. Top için mücadele, eğer top başarılı olursa arkasındaki de hava topu mücadelesi için savaşa giriyorlar. Yukarıdan atsan yine arkasındaki. Yani bir kare arkasındaki. Dur bakayım. Buradan atsan yine bir kare arkasındaki. Topu kesecek oyuncu da topla adamın arasındaysa. Bak, her koşulda top için mücadele bu taraftaki kişiyle oluyor. Havadan pası keserken kesen oyuncunun kafa vurma potansiyeli havadan pasın mesafe faktörü ile karşılaştırılır. Eğer futbolcu daha yüksek bir sayı atarsa topu keser ve aksi yönde rastgele bir kareye gönderir. Tamam, olayı anladık ya. Buradan havadan pas atarsak arada da kimse yok, arkasında da kimse yok. Rize maçının taktiğini yaptık. Kaleci kafayla gol yiyebilir gibi görünebiliyor ama liberoları var. Şimdi orayı nasıl çözdük ya da çözmeye çalışacağız anlatacağım. Önce forvetten başlayalım. Isaksson, gördüğünüz gibi arkadaşlar, üstünden aşırması 3 ve 66 kontrolü var. Hemen Kayra'yı kesme bölümüne koyduk, kesme yapmasın diye. Aynı zamanda karşısına da Ramazan'ı koyduk. Arkadaşın üstünden aşırması 3'ün ikisini Ramazan yiyecek. Otomatik olarak yürürse de 66'ya 69 mücadele edeceğiz. %50 aslında riskli. Faul yapabilir ama yapacak bir şey yok. Korkmaz. Üstünden aşırması 1. Ramazan'a atamaz. Klein'a da atarsa eğer otomatik olarak Ramazan araya girecek. Korkmaz. Buraya koşarsa yine müdahale ederiz. Yana giderse yine müdahale ederiz. Yani burada bir defansımız yok. Açtık. Ofansif orta sahaları. Bacak arası var. 82 pası var. Yani çok tehdit yaratır mı sanmıyorum. Yağmur var. Pas da düşecek zaten. Burak burada. Erhan burada. Bir defansif orta sahaları var ama Erhan'ın uzun pasını deneyeceğiz arkadaşlar. Halil'e. Halil ne arıyor diyeceksiniz şimdi. Bakın. Atağa çıktığımızda şunu yapmaya çalışacağız. Erhan'la Halil'e pas verdiğimiz takdirde kafa atan liberoları buraya gelecek. Değil mi? Mesela 1. Buraya. Sonra Anıl'ı şuraya koşturacağız. 2. Ve Halil'le buraya uzun pas atacağız arkadaşlar. Şunun içinden geçecek. Geçerse eğer. Eğer pas başarılı olursa libero zaten buraya yönelecek. Bizim için de Ömer'li bir kafa pozisyonu olacak 15 orta faktörüyle. Deneyeceğiz. İlk yarıda bunu, ikinci yarıda maça başlarken direkt bir kesme deneyebiliriz. Hadi çocuklar. Rize deplasmanındayız. Rize ile daha önce yaptığımız iki maçta bir galibiyet bir beraberlik almışız. Güzel bir maç olsun. İyi oynayan kazansın. Umarım iyi oynayan deplasmanda da olsa Kırmızı Kep olur. Yağmurlu bir hava Rize'de. Bakalım neler olacak. Havadan pas. Yanlış yere gitti ama. Güzel. Bravo. Plase vurması güzel oldu. Top bizde kaldı. Klein'de kaldı şimdi. Girecek misin?
Oo, adamın defansı 54 arkadaşlar. Şimdi uğraştıracak bizi. 32 kontrol. Biz bir yer değiştirelim. Tayra ile mi alsak hiç? Abi 89-25 başladık maalesef. Maalesef başladık arkadaşlar. 54 defans. Şunu offside yapalım bari. 31 kontrol, 101 defans. Top saklasam ne olur? Arkadaşlar top saklasam 54 defansı var. 52 saklıyorum ama sıkıntıya sokabilir beni. İleri atıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Erhan da. Şu alacak. Tamam. Al abi. Ne yapacaksın? Umarım topu sen tutarsın. Tamam. Buranın süper kayması var. Şimdi 7'ye 5 mücadele edeceğiz arkadaşlar. 63 kontrol. Aslında tamam, 63 kontrol. Şöyle bir gidelim. 7'ye 5 şuraya kadar. Çok güzel Burak be. Bravo Burak sana ya. Şimdi buraya atarsak ne oluyor? Hamlemiz bitiyor. Hamle bitiyor. Erhan'la top saklarsak 50 saklıyoruz. Anıl'la top saklanmaz. Ömer'le top saklanabilir. Aslında Ahmet'le top saklayalım ve Ahmet'i geliştirelim. Bu bir gelecek. İki süper kayacak. Tamam at Ahmet'e. At bakayım neler olacak. Çalım mı lan? Ya da kaçsam bu sefer. Olmaz. Sol orta sahada gelişir. En iyisi saklamak. Kaybetse bile gelişecek abi. Şu mu gelecek? Tamam bu geliyor. Süper kayma. 5 üzerinden 2 kere. Olmayabilir. Ah be. Vallahi olmayabilirdi arkadaşlar. Oo, Ömer de ilerleyecek. Kafa ihtimalimiz de yükselecek ama ilk yarı nasıl başarılı? Nasıl başarılı? 24 pas. Oo. Neyse kesme yapamıyor. Şut çekecek. Oh be. Top kornere gitmedi. Arkadaşlar. Uzun pası olan biri olması lazım ya. Böyle olmaz. Kimin gelişmeye ihtiyacı var? Gerçi libero'yu çekersek libero bölgesi gelişmiyor. Ramazan gel bakayım MD'ye. Biz dağıtalım 50. Arkadaş. Şöyle uzun oynayacağım mecbur. Erhan'la gene gidiyorum. İlk yarı böyle bitecek herhalde. Güzel pozisyon aldık ama maalesef bir faul olsa şöyle bir 88'e. Hadi bir faul be. Ah be arkadaşlar. Onlar bize yani biz alamadık. Onlar da alamayabilirdi aslında. İlk yarı bitti. Enteresan bir maç vardı. Güzel. Tehlike olmadı fazla. Arkadaşlar Anıl'ı geri çektim. Ahmet'i çıkardım. Uzayı oyunu aldım. Maçın başında bir kesme deneyeceğiz. İkinci yarıda da o taktiği yapabilirsek eğer mesela kesme başarılı olmadı diyelim. Yapacak bir hamlemiz var. Anıl'ı tekrar buraya çekmek olabilir. Çünkü başlangıçta havadan pas atmak sıkıntı. Hadi bakalım ikinci yarıya başlıyoruz. Libero'yu da bölgesinden çıkarırsak bu sefer tam kafa pozisyonu olur. Kaybedersek Libero'ya kaybedelim. Hadi Uzay be. Atabilirsin Uzay. Şu bir. Düşünmeden hızlı hızlı. Hızlı oynayınca atabiliyoruz arkadaşlar. Sadece şut ihtimaline bakalım. Kaleci 69. Hadi abi. 55'e 43. At çalımı. Çok güzel. Penaltı olsun. Gir 44'le. Sert gel. Hani faul sayılarında artış vardı. En düşük oyuncu geliyor. Oo, Uzay. 68'e 69. Sert şut mu? Kornere gider mi acaba arkadaşlar? Ya vur gitsin. Helal sana lan Uzay. Helal be Uzay'ım. Bu zor maçta golünü atmayı başardın. Aferin çocuğum ya. Arkadaşlar Anıl'ı buraya alacağım geri. Bu başlıyor maça. 20 pası var hayatta. Burak buraya araya girer değil mi? Şuradan uzun pas atabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5. Buraya. Buraya uzun pas atabilir miyim? Ama buradan olmaz.
Şimdi bir dakika. 24 defansı var, 20 pası var arkadaşlar. Pası da düşüyor. Bu buraya pas atarsa Burak şuradan araya giriyor değil mi? Giriyor çünkü defans orta saha bölgesinin dışına çıkarak hamle yapıyor. Önemli olan burada bulunması. Biz yine de şöyle yapalım. Evet, böyle yapalım. Hadi bak. Aa yok, böyle olmaz. Böyle hiç giremez işte. Buranın bölgesini kapatırız. Hadi böyle böyle. Biz pozisyonumuzu bozmayalım arkadaşlar. O bize gol atamaz. Onlar bize gol atamaz. Sadece Kara'yı bir tık geriye çekiyorum. Hadi bakalım neler olacak. Uzay, olağanüstü bir şey yaptın ya. 3 kişiye çalım atıp bir de golü attın. Babasının oğlu Uzay. İşte Klein James sevinçli Avrupa'dan getirdik. Çekya'dan mı getirmiştik bu çocuğu? Yalan. Bak bu yalan. Bunlar yalan arkadaşlar. 12 pasta bunu yapması yalan ya. Neyse alırız. Faul yapma. Ya arkadaşlar ama yalan ya. Üstünden aşıracak bir orta. Hayır. Ya lütfen yalan yalan şeyler olmasın beyler ya. Bu ne, nasıl bir yalan ya bu uzun pas? 12 pasla. Şerefsizlik yapmayalım lütfen. Adil oynayalım. Adil oynayalım lütfen. Şimdi Berkay. 1, 2. Bir yerde top saklamam lazım. Klein 1. Erhan 2. Bu benden zaten top alacak değil mi? Aynen abi. Zaten alacak. 1 gelip 2 alacak. Buraya kaçarsam 1 gelip 2 alacak. Aynı şey. Şuraya kaçarsam 1 gelip bu 2 alacak. Anıl'ı ben şuraya koşturayım. Zaten kaybedeceğiz değil mi? Hadi bakalım. Abo çok sıkıntılı, çok ilerledi. Offside yaptırmam lazım onu. Aldı. Tamam, son hareketi. Evet, gene Burak'ın alması lazım. Eğer Burak bu topu alamazsa mahvoluruz. 6'ya 4. Ya da Erhan'la bu topu alsak, 2 denememiz var ya arkadaşlar. 2 denemeden birini alırız herhalde. Kesinlikle Erhan'la almamız lazım. Hadi Erhan'ım. Çok güzel be. İyi ki varsın Erhan ya. Oo, işte gol. İşte gol bak. Şimdi pası veriyorum. Libero buraya gidiyor. Uzun pas atıyorum buraya, orta. Hadi oğlum. Libero buraya. Buraya. Evet. 2 denememiz var. Niye 2 oyuncudan geçiyor ya arkadaşlar? İkisinden de geçebilir aslında. Geçerse orta gol. Deniyorum. Geçmezse atıyorum abi. Geçti. Geçti. Allah'ına kurban Halil. Haydi abi. Bütün taktiğimiz bunun içinde. 46 pasımız var. 15 orta faktörü. 53'e 45 kaleciyle kapışıyoruz. Orta başarılı. Kafa başarılı. Bu kadar be. Maçın başında bu taktiği yaptık. Bunun için düşündük, plan yaptık ve bu taktik tuttu. Çok mutluyum arkadaşlar. Bakın kritik hamlede, boş hamlede Anıl'ı oraya koşturmam oldu. Çok iyi oldu ya. Vallahi plan çok güzel işledi arkadaşlar. Aşırı mutlu oldum şu an. Maçın başından beri yani tek böyle gol atarız diye düşünüyordum. Uzay'ın gol atması biraz ekstra olmuştu. Bu da çok iyi oldu. Şimdi Ayen diye bir oyuncu girdi. 74 pası var. Burak. Burak bu sefer burayı biraz açsın. Şöyle yapalım. Zaten bu her türlü girer. Tamam abi. 2-0 öne geçmemiz mükemmel oldu ya. Şimdi aynı şeyle bir kere daha gol atamayız bence. Halil'i çıkaralım. Yerine gençlerden birini mi alalım? Aydoğan'ı oyuna alalım. Anıl zaten uzmanlaştı herhalde. Ömer'i çıkarıyorum arkadaşlar. Ömer görevini yaptı. Aydoğan'ı alalım aynen. Hadi gel bakalım. Aydoğan sen de orada dur. Bir şeyler yap. Kesme mesme yap. Anıl sen de orta sahaya gel. Pası direkt atarız. Burası biraz dolu olsun. Buraya atarsak buradan yine giriyor gerçi değil mi? Buradan girer. Hadi abi. Ya da bir tık önde oyna. Halil'i geriye alalım. Orada boş durmasın. Hadi beyler. Hayret geçmedi. Hayret arkadaşlar. Oynayamıyor da yazık. Harbi yazık ya. Şimdi Erhan'ın 2 süper kayışı var ama 8
Alır mı? Birini alır bence ya. Kaç kontrolü? 46. Bedava pres yapsak daha mı iyi? 31'e düşürecek. 31-24. Girsek mi arkadaşlar? Birinde yüksek durdururuz ya bence. Çok güzel. Aynen. Tamam. Şimdi. Uzayla kesme mi? Aydoğan'la kesme mi? Vallahi billahi Aydoğan'ı geliştirelim. Bak. Aydoğan'la SGF bir kere. At abi Aydoğan'a. Düşünme. Tereddüt etme. Aydoğan'la kesme. Maç da bitiyor zaten. Bir penaltı olsun, bir şey olsun. Haydi abi 43'e 43. Sonra biraz daha yükseklere. Bir tane at. Ya bir tane at Aydoğan ya. Birazcık mücadele et çocuğum bak. Berkay'ı çıkaralım. Geri dönüşü de güzel çünkü. 2 gitti, 2 döndü. Tamam. Aydoğan bir tane geliştir sen kendini. Hadi biriniz daha araya girin. Oley be. Rize'yi deplasmanda 2-0 yeniyoruz. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Özellikle planımızın işlemesi harika oldu. Maçın oyuncusu Erhan Duman olmuş. Gelişmeyen çocuklar maçın oyuncusu oluyor ya. Uzay olsaydı iyi olurdu ama Uzay'ı sonradan aldık ya. Olması zordu biraz. Az gelişiyor bazı oyuncularımız. Klein James 780 gelişti. Altyapı antrenöründen 270. Defans antrenörü çok az veriyor ya. Erhan Duman 117. Yok mu gelişen? Yok gelişen. Hadi bakalım. Bravo beyler. Mehmet Efe ve Anıl bugün kendini geliştiren isimler. Hemen Mehmet Efe'ye bakalım. Üstünden aşır. 29 yaşında. Buraya mı gidiyorduk biz bunda? Bu kadar yeter demiştik. Bu saatten sonra olmaz demiştik. Evet, bu tarafa gidiyoruz. %30 değer arttıralım. Bir yılı var. Herhalde taraftarın sevgilisine gidiyorduk biz. Aynen abi git. 189.000'den 245.000'e çıktı fiyatı. Güzel. Sırada Anıl var. Anıl hemen füze şutunu 3 yapmak için çalışmalara başla abi. Çok önemli bir şey bu. Veriyoruz. Bakalım acaba minimum eğilimin mi senin füze şut? Umarım 2 yıl 3 yıl değildir. Oo 2 yıl 8 ay. Nereden baksanız 28-29 yaşında füze şutunu 2 yapacak. Ama bir %30 yaparsak işler değişir. Evet devam. Gelişimli güzel bir maç oldu. Taraftar gelin. Evet 51 taraftar geldi. 20.000 para kazandık ve 18.000 puanı. Artık 4.629 taraftarımız var. Hemen puan durumuna bakıyoruz. 21 puan Antep, 21 puan Kırmızı Kep, 21 puan Denizli. Namağlup gidiyoruz arkadaşlar. Averajımız da iyi yani. Bu sene averajımız da iyi. Devam et bakalım. Haftanın takımında bir Erhan var. 13 taraftar kazandırdı bizi. Şey yazmıyor Elazığ. Her takımdan bir oyuncu haftanın takımına girmiş. Hiç iki yok herhalde değil mi? Elazığ, Antep, Ulus. Hiçbir takımdan iki oyuncu yok. O yüzden ün puanı vermediler kimseye. Devam. Evet. Zaman kaybetmeden ileri alalım zamanı. Şimdi. Hava sıcak. Sıcak havaları sevmeye başladım arkadaşlar. Biz strateji yapıyoruz. Hemen rakibi yoruyoruz. Bildiğiniz gibi. Bugün çok sıcak hava var. Futbolcular mücadele etmek için daha çok enerji harcayacak. İşte 3-4 yedeğimiz varken ağlıyorduk sıcak havalarda. Kaosu fırsata çevireceğiz. Gel bakalım. Mesela rakibin en önemli oyuncularını yoracağız arkadaşlar. Maçın başına yoracağız bunları. Alacaksın Anıl'ı Manıl'ı. Arda'yı falan. 51 kontrolün var. Bir sağa bir sola koşturacaksın onları işte. Eskişehir'le evimizde oynuyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç karşılaşmadık. Süper Lig'den düşen bir takım Eskişehir. Ve ligin 9.'sü. Hemen forvetten başlayalım. Hamza. 97 kontrolü var. Otomatik olarak kimsenin Hamza'ya müdahale etmemesi gerekiyor. Füze şut bizim için tehdit değil. 97 kontrol tehdit arkadaşlar. Kayra kesme yapması için bölgeyi engelledi.
Karşısında bayram var. Süper kayarak alabiliriz. Ve kayrağı da beceri potansiyelini düşürecek bu çocuğun. Vihman, bacak arası çalım var ama libero var zaten karşıda. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Şuraya aydını koymamızın sebebi 59 top saklayarak civardaki herkesi yormasına sebep olması. Arkadaşlar sıcak bir havada oynadığımız için yoracağız. Yorabildiğimiz kadar yoracağız. Aynı şeyi Oğuz'la da yapacağız. Kaleci bugün ancak üstünden aşırmayla ya da belki bir kafayla gol yiyebilir ama kafa atacak oyuncumuz yok. Üstünden aşırmayı, becerilerimizi deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer olur da uzay kesme yaparsa düşük ihtimalle belki bir şut imkanımız da olabilir. Tam füze şutluk maç aslında ama kalecinin füze şutu durdurma yeteneği var. Birini kesiyor. Havada sıcak olduğu için Yakutah'la bir adım ilerlesek 6-5'e düşüyor, 4'e düşüyor. Yani bir denemede 4'e 8, 5'e 8 çok düşük bir ihtimal. Oğuz'la köşeye gidip top saklasam 96. Çıkmak zorundalar. Savunma perişan olur. Uzayı da koşturup daha sonra kalecinin üstünden aşırabiliriz. Bakalım. 4 orta sahayla oynuyorlar. Çıkacağız, mücadele edeceğiz arkadaşlar. Evimizdeyiz. Kazanırsak çok güzel olur. Şimdi Oğuz'la başlayalım. Atsana şu topu bir. Geriye dönüp top da saklayabilirdik. Arkadaşlar kesme yaparsak bir oyuncu araya giriyor. Yani Oğuz bu kesmeyi başarılı bir şekilde yapabilir maçın başında. Fakat daha sonra bir şey yapamayız. O yüzden bizim bir el geçirmemiz gerekiyor. Şuraya bir git. Hava da sıcak. Bir kesme yaptığımız zaman hemen çok yorulacağız. Bildiğiniz gibi bakın bayağı yoruluyoruz. Her denemede de biraz yorulacağız. Yani çalım atsak bir şey yapamayız. Onu demek istiyorum. O yüzden burada top saklayalım. Çıksınlar, yorulsunlar. Zaten bir tane defansları var. Amatör defans. Bunlardan biri çıkarsa ikinci yarıda işimiz biraz daha rahat olabilir. Ben burada topu saklıyorum. Gelecekler, uğraşacaklar, yorulacaklar. Çık abi. Yok arkadaş, bu Oğuz çalım, bir kere top saklayıp çalım attığını görmedim ya. Bak çocuk bayağı yoruldu. Ulan ben 96 saklıyorum, 80 ile gelip alıyor. Oğuz'la ne zaman yüksek ihtimalle top sakladıysam hep top kaybetti. Bildiğiniz gibi. Maalesef. Gelsene. Oğuz'la top alırsam bir kere daha girmeye çalışır, bana çok yorarız. Arkadaşlar pres. 12. Haydi 19-12. Sağ forvet gelişti. Gir bakayım abi. Faul. Sakatlık istemiyorum. Şey olmasın. Dırırın. Dırırın. Şimdi şu çocuğa direkt çalım atabiliriz. Ama MD girecek otomatik olarak arkadaşlar ya. MD olmasa burada uzayla şuna bedava çalım hemen, sıkıntısız, garanti. Sonra bu giriyor araya. MD'yi çıkarsak oradan şunu. Önce MD'ye de çalım atabiliriz. Yani uzayı şuraya koyacağız. Direkt MD'ye çalım atacağız. Sonra en mantıklısı o aslında. Bunların arasında bir MD yok. Bu takımda tek MD var. Topa gelecek de kimse yok. Yasin topun gerisine. Ya da Ahmet topun gerisine gelsene. Bak. Uzayı şuraya alayım da araya maraya biri girer şimdi. Aydın'la da şöyle top kapmaya çalışacağız. Aydın'la ileriye çıkarıyorum. Evet. Ahmet pası uzaya. Ya yanlış. Ağzını kırayım arkadaşlar. Hayattan bezdim. Hemen tıkladım yanlışlıkla ya. Bir basacaktım. Çıt çıt oldu. Belki de %90 golü kaçırdık maalesef. 9 üzerinden 7'ye çalım atacaktık. Sonra yorulacaktı. 8... Kesin gollü ya arkadaşlar. Saklayacağım. En mantıklısı saklamak. Haydi Oğuz'a atıyorum. Nasıl aldın ya? Nasıl aldın ya? 42 defansla. Of. Ya arkadaşlar ne güzel gol pozisyonu gitti ya. Ya uzayı ilk başta buraya koyacaktım. Dedim şimdi şuradan aradan biri girer, bir şeyler olur. Buraya koyayım. Sonra tuttuk oraya attık yanlışlıkla. 1 2 Top alırsam inşallah daha sonra kaybetmem.
Oho! 83 defans. Adam 40 defansla topu alıyor 80'den. Ben 80'le alamıyorum. Delirtmeyin beni ya. Demek o çalımı da atamayacaktık arkadaşlar. Boşu boşuna uzay yorulacaktı. Nereye atacağız bu topu? Atıyorum, belki şöyle uzağa bir yere düşer. Nereye düşüyorsun ya? Yavuz Selim'le bari bir şeyler yapayım. İlk yarı sonu. Çok üzgünüm. Maalesef çok üzgünüm arkadaşlar. Giray'ı çıkaracaklar herhalde. Çıkarmasalar da ben hiçbir şey değiştirmiyorum. Dur bakalım neler olacak. İkinci yarıya başla. Amatör defans girdi şimdi. Burada amatör defans var. Yani. Aydın'ı çıkarıyorum. Ya da Yavuz'u çıkarıyorum. Aydın gel oraya. Yavuz'u da çıkarıp yerine Hakan'ı alıyorum. Hakan'ı da şuraya alıyorum. Uzun top oynayayım diye. Hadi. İkinci yarıya başlıyorum. Ah be. Tamam. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Kübir abi geçer mi? Geçmezse Aydın alır. 39 kontrolü var. Bunların defansı bir pres yapar. Ben hiç risk almak istemiyorum. Kübir. Şuraya atıyorum ve bırakıyorum. 76 kontrol, 59 defans. Bir çalım at, yalvarırım. Tamam. Şunlardan biri de gelebilir belki. Tamam, bıraktılar arkadaşlar. Yasin, ya da ne yapayım, bir saniye. Oğuz'la şuraya gitsem. Abi git, bir git. Bir saniye gitsene. 73 kontrol, sorun değil. Kesme yaparsak 53'e 73. Yaptıktan sonra bir şey yapamam. Ben bu topu saklayacağım. Fakat fakat arkadaşlar, uzayı şöyle içeri geçirmenin bir formülünü bulmam lazım ya. Bir koşturayım. Daha sonra bir tık saklasana şimdi bir. Hadi abi. Yine faul oldu. Heh, bu Oğuz bir günlük sakatlandı. Sorun değil. Arkadaşlar şimdi hiçbir şey değiştirmiyorum. Bir saniye. Oyuncu değişikliği yapmıyorum. Oyuncu değişikliği yapabilirsiniz demeyecek mi? Demesi lazım. Heh, yapabilirsiniz. Tamam. Bu sefer amatör defans burada. Buraya pası nasıl atacağız? Bir uzun top denemem lazım benim. Buraya atacağım uzun topta biri girecek ama hangisi girecek? Ne yapacağım biliyor musunuz? Abi Halil'i topun başına alacağım. Halil Oğuz bir çıksana. İki denemeden birini başarır. Ama ben garanti yapmak istiyordum. Bir böyle kalalım. Şimdi Halil topun başına. 1, 2, 3, 4. Şuraya uzayı koyacağım. Yani ne olur ne olmaz da bu topu atamayız diye Yasin'i şuraya koyacağım. Evet, Halil. Evet, bu pası atarsak iki deneme. İlki geçti. Hadi. İlk yarıda yapamadığımızı şimdi yapıyoruz. Uzay. Şu bir. Haydi oğlum. Hadi abicim, iki deneme. İşte bu kadar be. Uzayım benim be. Canım oğlum ya. Öne geçiyoruz arkadaşlar. Vallahi bak, sağ defansım olsaydı. Neydi o çocuğun adı? Sağ defansı da oyunu alıp şuraya bir yere koyacaktım. Üstünden geçirdiğim adamın beceri potansiyelini bire düşürsün diye. Yani pas garanti olsun diye. Ama onu yapamadım. Olsaydı onu da yapacaktım. Bunlar gol atamaz da buraya yürüyüp şut çekiyorlar arkadaşlar. Oraya abi
Hakan'ı Makan'ı koyacağım ben ya. O çalımı atamasın. Vallahi atamasın. Halil de şöyle ortaya alıyorum, belki top keser. Aydın'la Halil'i yer değiştirelim. Halil buradan kessin, Aydın da koşmaya çalışsın. Tamam mıyız? Tamamız. İnşallah gol yemeyiz. Burak'ı da alsam mı oyunu acaba? Uzay'ı çıkarıp Burak'ı alayım oyunu. Burak gel abi. Aydın da buraya alsam. Hadi o da burada dursun, ne olur ne olmaz diye. Haydi çocuklar. Of, çok önemli bir goldü. Yani ama böyle sallantılı, sarsıntılı gollerden sonra hemen gol yiyoruz ya. Genelde evimizde oluyor o da. Olağanüstü goller yiyoruz. İnşallah bu sefer yemeyiz. Uzay Burak değişikliği. Hadi Burak, kes bu topu direkt. Kesemedi maalesef. 58 şutu var. Ne yapacak? Pas verdi. Vuracak. Çok güzel. Bitiriyoruz maçı arkadaşlar. Bitiriyoruz. Evet. Evet, 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 evet. 42 defans. Motive olacak. Aydın 1. Aslında şöyle yapsak. Yasin'e atsak. Yasin'le de Ahmet'in şu koşu, bu tarafa koşu yolunu atsak. Bunun gelmesi için iki harekete ihtiyacı var. 1. 2 aldı diyelim. 3 koşu yolunu atsa bile şu olacağını düşünmüyorum. Şu 1. Hatta birini de çıkarabilirim ilk başta. Daha sonra olmaz. Bunu çıkarsam yoralım mı? Yormayalım bence. Bunu çıkarsam nasıl olur? Hiç kimseyi çıkarmıyorum. Şuraya pas atıyorum. Hadi abi, son 3 hareket. Aha 4'e 1 aldı ya. Dur bakalım. Tamam, bitti maç arkadaşlar. Bitirdik bu maçı. Of, çok zor bir maçı kazanıyoruz. Düşünüyor diyor ya. Oyun bir hamle kala düşündü arkadaşlar. Korkutuyor beni böyle şeyler ha. Neyi düşünüyorsun abi? Yapay zekayı düşündürttük ya arkadaşlar. Ver müziği. Çok önemli bir ev sahibi galibiyeti. Uzay'ım benim ya. İlk defa üstünden aşılması işe yaradı. Açılmaz kapıları açtı Uzay. Oo, Ahmet de full oynadı bu maçta. Aydın gelişti. Aydın biraz savunma. Bak, 60'lara atman lazım kendini. Takımda tutunman için. Kontrol de iyi, neyse. Uzay. Defans mı? Çok saçma geliştin. Çok saçma geliştin gerçekten. Neyse, bazen lazım oluyor. 69. Ahmet Baklan. Bunlar defans çalışma manyağı arkadaşlar ya. Kontrolü 45 oldu. F olduktan sonra can yakacak. Devam. Var mı gelişen? Ahmet 11 gelişti. Berkay gelişiyor. Berkay 6 kere uzmanlaşmış ve gelişiyor. Kayra bir kere daha sol defans olacak. Bravo çocuklar. Aydoğan'ı sağ forvet yapalım ya arkadaşlar. Yapalım artık. Bak 1 milyon olacak. Oo, altyapı parası çıktı. Arkadaşlar, altyapı parası çıktı. 179.170 dolar. 16 ün puanı, 55 taraftar. Bilet satışına bakın. 92.840. Her maç evimizde 92.000 garanti paramız var. Birincilik. Ah be, liderliği göremeyeceğiz mi ya? 11 maç sonunda 24 puanla ikinci sıradayız. Averajla Antep üstümüzde. Eskişehir'i yeniyoruz. Bir Süper Lig takımını yendik. 2,5 yıldızız. Devam et bakalım. Haftanın takımında Uzay var. 9 taraftar da buradan. Devam ediyoruz. Bir mesaj. Oğuz iyileşti. Güzel. Zamanı ileri alıyoruz. Hava parçalı bulutlu. Normal hava. 3 Ekim. Balıkesir maçı ve haftaya arkadaşlar, şu yerel kupalara gel bakayım. Kadıköy'le eşleştik. Kadıköy'e bir baksana, Süper Lig'de 3. sırada. Ya şunlarla eşleşelim. Ankara, Konya, ne bileyim. Birincilikte dünya kadar takım var. Onlardan biriyle eşleşelim. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Hani normalde biz
Ön eleme oynuyorduk. Geçen sene ön eleme gibi bir şey oynadık. 4 takım arasında. Bir alt ligden gelen takımlar oynuyor onu herhalde. Balıkesir maçındayız. Birebir kıyaslama. Balıkesir. Daha önce 2 kere oynamışız. Bir onlar kazanmış, bir biz. Kafa maçı. Arkadaşlar. Kafa maçı. Güzel bir kafa maçı valla. Forvetten başlayalım. Rakibin forvetinden başlayalım. Kramaric. 95 şutu var, 31 kontrolü var. Karşısında James var arkadaşlar. 89 kontrol. Nereye giderse otomatik top kapacağız. Bugün çakılı bir defans oynatıyoruz Hakan. Hakan'ı oynatmamızın sebebi bunların çok sert şutları var. 113. İki defans birleşip top durdursun. Ramazan şu çocuğun karşısında 3 üstünden aşırması var. İkisini kesecek. Yahya da burada yeteneğini düşürecek. Eğer buna çalım atarsa ikisi bir. 2 MD'miz otomatik girecek. Savunma böyle. Mehmet Efe de biraz yorgun. 4 gün sonra Kadıköy'e karşı maç yapacağız arkadaşlar. Yedekleri şöyle bir düzenleyelim. Mehmet'i tamamen çıkarıp Kayra'yı alalım. Kayra, Halil, olası bir müdahale. Arda, Burak, Yakuta, Ferhat, Aydoğan. Aydın Elagöz'ü içeri alalım. Ferhat da kalsın, ne olur ne olmaz. Arda'yı tamamen çıkarıyorum bu maçta. Yavuz, Mehmet, Uzay dışarıda dinlensin. Oğuz dinlensin. Herkes dinleniyor. Evet. Kayra, Halil, Aydın, Burak, Yakuta. Bir füze şut da çekilebilir bu maçta. Anıl füze şut da çekebilir. Şunu çıkarırsak. Hatta açalım önünü, çıkaralım diyeceğim. Şuradan çıkarırız bu tarafa doğru. Böyle olsun. Nasıl yapsak bilmiyorum. Böyle olsun. Hadi abi. Tamamız biz ya. Kafa atacağız. Anıl'la buraya gelip orta yapacağız. Kapışacağız artık. Deplasmandayız. Maça deplasman formamızda çıkıyoruz. Bir galibiyet daha güzel olur. Kupa maçı öncesi. Haftaya 2 maç evimizde olacak. Pas geçti. Çalım denemesi başarısız. Ne yine senin ya? Tamam, güzel, atağa çıkıyoruz şimdi. Heh, çok güzel yere koştu. Müthiş yere koştu arkadaşlar. 1 2 bitti. Eğer Yasin burada olsaydı koşu yoluna pas atabilirdim. Uzun oynarsam top saçma sapan bir yere düşecek, biliyorum. Sadece şuraya düşerse işime yarar. Bir uzun oynayalım ya. Bir kumar oynayalım arkadaşlar. Ah be. Tüh. Maalesef. En mantıklısı şimdi bu Ömer'le gidip top saklamak orada. Ya Anıl'la gidersem olmaz. Ulan Ömer, her zaman buraya koşarsın. Ömer. Şut mu lan? Dur bakayım. Aslında hiç fena değil ha. Deniyorum. Gol. Ah be. Lan şöyle bir 50 falan durdursan Ömer ya. Şaşırtsan bizi. Ne zaman şaşırtacağım bizi ya. Seni saf forvet diye aldık ama. Karpuzcu çıktın. 73. Erhan 1, 2. Süper kayışla alırım. 1. Hiç koşturmasam mı? Aldım diyelim. 1, 2. Süper kayışla aldım. Daha sonra Ahmet'e atayım, bırakayım ya. Şu 1. Bu 2. 5'e 7'nin kapışması. Çok güzel lan. Erhan harbi şey oldu ya bizim için. Müthiş bir takviye oldu. Bak uzun bile atabilirim. Pasa bak, 73 arkadaşlar. Ahmet her zaman gelişim lazım olan bir çocuğumuz. Ah be. Revot. Yine mi sana attı ya? Of. Kim bu terbiyesiz ya? Bayram 1, 2. Şimdi Bayram çıkacak. Tek tek çıkarıyorlar beni. 53 kontrol. Vallahi arkadaşlar bak, aldım, alamadım mahvolurum. Çıkarmam lazım Bayram'ı. 1. İki. Çok güzel. Ya bu süper kalma mükemmel bir şey arkadaşlar. Motive oldu. Anıl'ı atıp bıraksam şimdi de.
Haydi Anıl. Bu geldi. Tamam. Gel abi. Ah lan, bir böyle baldan bir çalım atsak. Faul olsa mesela. Evet. Evet, 28 kontrol. Şimdi. Yok mu şeyimiz? 28 kontrol. Arkadaş, bu topu bununla aldım diyelim. Ya da Ömer'le aldım diyelim. Bize şut imkanım var mı Anıl'la? Arkadaşlar, buradan bir gol çıkar mı? Ömer'le aldım diyelim. Anıl'a pas attım. 1, 2, buradan şut olmaz. Ömer kötü bir bölgede. Anıl'la pres yapalım. 1. Yasin, haydi oğlum, 22-13. Çok güzel. Bir şut yapıştır be. Belki olur, neden olmasın? Ya da bir koşu yoluna pas. Kaleci 72 kurtarıyor. Bunu çıkarsak kim giriyor abi önümüze? Bunu çıkarıp Ahmet'in koşu yoluna pas atsak bir şey olmaz. Vuracağız ya. Vuruyorum. Ulan ne dördü ya. Arkadaş, şöyle bir 30 durdurun, 40 durdurun, vallahi gol olur ya. Yok ama bizde 4, 5, 8, 7, 10. Maça biz başlıyoruz. Hemen pası verip ortaya yapacağım. Ben bir kitleme taktiği yapıyorum. Havadan pas sıkıntılı. 1, 2, orta. Ahmet'i çıkarıyorum. Yakut Ağa alıyorum oyuna. Belki füze şut çekeriz Yakut Ağa'la sonra. Bunu da böyle yapıyorum. Haydi beyler ya. Haydi beyler ya. Ahmet Yakut Ağa değişikliği. At şu kafayı, dök bizi sokağa. Şu bir. Al, adam motive. Olacak zamanı buldun değil mi? Motive olacak zamanı buldun ya. Kaç çıkacak acaba? Bence değişmez ya. Dur bakayım. 25, neyse. Motive etkilemiyor onu. Arkadaşlar, orta başarılı olursa 53-66 kapışıyoruz. Orta başarılı, kafa. Ağzını kırayım. 13-17. Lan biraz yüksek durdursanız gol olacak ya. Yok arkadaşlar, bunlar 60 vurabiliyorsak 10 vuruyoruz. 70 vurabiliyorsak 8 vuruyoruz. 40 vurabiliyorsak 3 vuruyoruz. Yine Erhan koşacak buraya. Erhan bayağı yorgun. Gel bakayım. 4'e 7'nin kapışması. Buraya mı buraya mı? Abi bak, buraya bu kadar enerji. Buraya bu kadar enerji. Buraya bu kadar enerji. Kay ya. Kayal abi. Hadi. Çok güzel lan sana. Lan bravo Erhan be. Adamın dibisin ya. Aha, bir orta daha arkadaşlar. Of, harika. At bakayım şunu. Çok güzel. Bir orta daha. Haydi oğlum, bu çok daha garanti. Orta başarılı. Kafa abi, tavana taktık. Tavana taktık. 65 durdurdu, harikasın oğlum ya. Abi bu gol Erhan'a yazar arkadaşlar. Çocuk yorgun yorgun topu kaptı, pasa attı. Abi ortaya yapana da teşekkür etmek lazım. Ömer'e teşekkür etmiyorum ama onu atmak zorundaydın sen. Evet beyler, şimdi Allah'ını seven savunmaya gelsin. Burak'a oyunu aldık defansif orta sahaya. Yasin'i M.O'ya geri çektik. Yakut Ağa burada. Ömer tek forvet, Kayra da burada arkadaşlar. Yasin'i kullanarak Kayra'nın etkisiyle belki Yakut Ağa'nın koşuluna bir pas atabiliriz. Ne bileyim, bu oyuncuyu çıkarmamız lazım ama Yasin'i ileri alamıyoruz. Hadi Allah'ını seven defansa geldi. Arkadaşlar gol attık. Gerçekten efsane bir goldü. Umarım yemeyiz ya. Umarım dikkat ederiz ve yemeyiz. Gol atmak istemiyorum. Sadece pozisyonları biraz geçiştirelim yeter. Yani Bilal'in yorulması, Bilal diyorum, Erhan'ın yorulması kötüydü. Ah be. Yerine işte Kayra'yı aldık. Tamam, süper. Sen neyine senin ya, 40 kontrol 69'a. Bak Ömer bu sefer buraya koştu. Topun olduğu bölgeye mi koşuyorlar acaba? Atsana şunu bir. Şu bir. Şuraya atıyorum. Ya da buraya. Bir, iki. Aynen, at şunu. Tamam. Üç hareketim var. Şimdi biraz bakalım.
Atamıyoruz. Buraya artık kilitlendik. Havadan atarsak 29-35. Aslında atabilir ha, 29-35. Deneyelim mi? Vallahi başarılı olabilir. Olmadı maalesef. Aa, vur kafayı gitsin ya. Ömer'le gidelim abi oraya. 41 kontrolümüz var. Hadi ya dal, alma şunu ya. Alma, düşük. Ah be. Düşük olsa iyi olurdu. Motive olduk. Uzun top başarısız. Tamam. Tamam. Biz de Ramazan'la alırız. Ramazan'la alıyoruz. 8, 6'ya 8 ya, alamazsak. 40 kontrolü var arkadaşlar. Böyle mi? Böyle mi? 2 deneme. Çok şey bir andayız şu an. Heyecanlı bir andayız. Çıkıyorum, alacağım. Of Allah'ım. Faul olacaktı almasak arkadaşlar. 3 hareketimiz var. Ya sen de her yere çıkıyorsun ya. Uzun topu olan yok değil mi? At abi şunu. Ya bir ileri düşsen müthiş şut imkanı olacaktı da. At şunu lan. Anca 12 vurursun zaten. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Güzel bir maçı kazanıyoruz. Zordu ama başardık. Helal olsun size be. 5 tane şutumuz vardı kaleye denediğimiz. 3 puan geldi. Ya ben... O son dakikalarda bir şey oldu bence. Ben topu kapmaya çalışırken 6 hareket yazıyordu bildiğim kadarıyla. 3 olsa girmezdim zaten. Orada 6 hareket vardı. Nasıl 3'e düştü bilmiyorum. Değil mi? Yayını geri aldım. Kaymadan önce 6'ymış. Kayınca otomatik 3 olmuş hareket sayısı. Allah Allah. Yoksa öyle saçma sapan bir kayış yapmazdım. 3 hareket olduğunu bilsem ben halay çektirirdim oyuncuları geride, değil mi? Yasin Tauman uzun bir aradan sonra gelişti. Dengeli gelişti. 61 şutu var. Ahmet Baklan. Arkadaş defans değil. Senin 50 kontrol olman lazım. 60 kontrol olman lazım. Ya da şut çalış onun yerine. Lan pas çalışsan gene iyi. Evet. Var mı gelişen? Ömer 33 gelişti. Topa vurduğu her kafada 10 gelişiyor bu arada. Hakan gelişmek üzere. Ve çok temiz bir 3 puan daha arkadaşlar. 20.000 para kazanıyoruz. 16.000 puanı 69 taraftar. Tadımız artık dolup taşmak üzere. 12 averajımız var. 27 puan 12 maçta. Antep üst ligden düşen bir takım. Ulus üst ligden düşen bir takım. Eskişehir üst ligden düşen bir takım. Onurlu mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Buradan da bir taraftar. Ömer'in haftanın takımına girmesiyle beraber. 14 taraftar. Yani bilet parası neredeyse maç başına 100.000 almak üzereyiz. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde 3 maç yapacağız arka arkaya. Biri Kadıköy'e karşı Süper Lig takımı. Ulusal Kupa'da. Diğeri Bolu'ya karşı ve ardından Samsun'a karşı. Bu 3 maçı bir sonraki bölümde yapacağız. Antrenmanlara bakalım, kim ne zaman bitiriyor? Yakın zamanda antrenmanını bitirecek kimse var mı? Yahya 29 gün sonra uzun pasını bitirecek. Hemen çalışacak mı? Çalışacağı bekleyecek biraz arkadaşlar. Biraz beklemek zorunda. Başka ne var? Bir yıl. 13 gün sonra Arda tepkiyi bitiriyor. Emirhan Güzel 4 ay sonra üstünden aşırmayı bitiriyor. Emirhan'ın da biraz değerlendirmemiz lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum. 20 yaşında. Nerede oynatabiliriz onu da bilmiyorum. Seviye 30'a kadar %100 gelişiyor. Daha grup bonusu yok çocuğun. 4 ay Fikri sağlam üstünden aşırma. Fikri de bitirdikten sonra yenisini çalışmaya başlayacak mı? Başlamayacak, bekleyecek. Zaman kaybetmemesi lazım bu çocukların ya. Evet, zamanı bir tık ileri alalım. Kupa maçında Ulusal Kupa'da Kadıköy'le karşılaşacağız ve normal bir havada oynanacak maç. Şöyle bir bakalım Kadıköy'e. Kafa maçı arkadaşlar. Kafa maçı, hem de çok kolay vurabiliriz. Kaleci 60, 2 kurtarıyor kafayı. Abo. Şu kafacı olmasa var ya 5 orta faktörüyle bile yapabiliriz. Gerek yok. Şuraya koşup şuradan 15 orta faktörüyle kafayı çakacağız. Her kafamız gol olabilir ama Ömer yorgun. Yani bu maç Ferhat'ın maçı.